Sonuç ikinci derece olduğu için burada polinomlar da en az ikinci dereceden olmak zorunda. Genel anlamda ax kare artı bx artı c diyebiliriz. Burada baş katsayı 2 olmuş. İçerideki değişkenlerin başında 1 var. Yani herhangi bir sayı olsaydı karesini aldığımızdan dolayı sayı değişebilirdi. Ancak zaten burada 1 olduğu için buradan gelenler 1 artı 1 olacaktır. 2 bu şekilde oluşmuştur. Yani polinomumuzun baş katsayısı burada 1 olarak alınabilir. P'nin kendisi px eşittir x kare artı bx artı c diyoruz. X yerine x artı 2 yazdığımızda x artı 2'nin karesi artı b çarpı x artı 2 artı c. Düzenlersek x kare artı 4x artı 4. Parantezi açtığımızda bx artı 2b ve en sonunda c var. Bunu düzenleyelim. Burası x kare olacak. B artı 4x, b artı 4x diyoruz. Burası da 4, 2b ve c'nin toplamı. Artı 4 artı 2b artı c. 2x kare eksi 10'a eşitmiş. Birinci dereceden bir ifade olmadığından dolayı şuraya da px artı 2 diyelim. Bunları topladığımızda x kare x kareden görüldüğü gibi 2x kare çıkıyor. Bx ile şurada b artı 4x dediğimizde bu katsayıların toplamından 0 gelmeli. Öyleyse 2b artı 4 eşittir 0. B değeri buradan eksi 2 olarak bulunur. Şimdi c'ye bakalım. C ile şunu topladığımızda 4 artı 2b artı 2c'de eksi 10 olacakmış. B'nin değerini eksi 2 bulduğumuz için burası eksi 4 olur. Şunlar sadeleşir. 2'ye böldüğümüzde c değeri buradan eksi 5 olarak bulunur. Yani başlangıçta kabul ettiğimiz polinom x kare eksi 2x eksi 5 polinomdur. X yerine eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi 1. Eksi eksi artı yapar 2. Eksi 5 olacak. 3 eksi 5 de eksi 2'dir. Doğru cevap A'dır.